Otomotiv Sanayi Derneği Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. Bütün sektörler sıkıntıya girdi. Sonuçta araba ticareti devam eder. Ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda da hep 12. ayda devletimizin vergi indirimi oluyor. Ticari araçlarda vergi indirimi, ÖTV indirimlerinden faydalanan arkadaşlar ticari araç alımı çoğalıyor. Ama bahara doğru illaki çiftçiye hitap ettiği için esnaf yavaş yavaş kendini toparlamaya başladığı için ticari araçlarda bizde de satışlarımız biraz daha hızlı otomobile göre. Bu sene biraz daha ticari araça talep var. Baharın gelmesiyle bütün araçlarda inşallah işler açılacak diye bekliyor galerici arkadaşlar. Peki piyasalarda son durum ne? Galericilere göre ikinci el araçlarda şişen fiyatlar normal seviyelere dönmeye başladı. İkinci eli orantılayan sıfırdır. Sıfır yoksa ikinci el yükseliyordu. O da pandemiden kaynaklandı. Yani yıllarca biz böyle bir şey görmedik. Hep sıfır araç olurdu. Ama bu yıl işte 2020 yılında pandemiden dolayı sıfır aracın gelmemesi ikinci eli yükseltti. Şu anda sıfır araç baya var. Bayilerde çok. Bu da ikinci eli dengesini sağladı yani. İkinci ellerde şu anda alınacak zaman diyoruz ama yani %15, %20 gibi fiyatlar geri geldi. Arkadaşların beklemeden artık galerilere gelip biraz da ticaret yapmalarını istiyoruz. Çünkü fiyatlar artık sabitlendi. Bundan sonrası da çok şey değişeceğini zannetmiyorum. Has Özler otomotiv sahibi Kenan Kesen, fiyatların çok fazla değişkenlik göstermemesi için alım satım işini yapanların kurumsallaşması gerektiğinin altını çizdi. Kurumsallaşılırsa, kendi içimizde bir yönetim şey oluşturursak kötülere de fırsat vermemiş oluruz. Araç alanlar rahat eder, ismimiz daha temize çıkar. Kurumsallaşırsak, birleşirsek büyürüz. İnsanlara hürmet bizim ismimizi temizler.